Elazığ'ı deprem kültürü alan bir kent olmak zorunda. Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen depreme dirençli kentler çalıştayına konuşmacı olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeolog ve Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görürlü, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Colorado Üniversitesi'nde görev yapan sismolog Roger Bilham önemli açıklamalarda bulundu. Roger Bilham, 2020 ve 2023 depremlerinin normalde olduğundan daha büyük bir deprem olabileceğini, bunu bölgedeki kuars şistli kayaların engellediğini söyledi. Eğer tek bir deprem olsaydı, yani 2020 depremini yaşamasaydık ve 2023 depreminde hepsini birlikte kırsaydı, büyüklüğü 8.2 hatta 8.4'e ulaşabilirdi. Peki bu depremleri durduran şey ne? Birincisi fayın uzunluğu. Fay ne kadar uzunsa üretebileceği deprem büyüklüğü de o kadar fazla oluyor. İkincisi fayın üzerindeki bent dediği yani büklümler, engeller, bariyerler, bu da yine depremin bir anda durmasına neden olabilir. Bunun dışında krip hareketi, bu özel bir hareket, ilk kez Doğu Anadolu fayında Roger Bilim ve diğer bilim insanlarının çalışmasıyla kanıtlandı. Bir diğer şey de derindeki kayaların özellikleri. Profesör Doktor Naci Görür ise Kuzey Anadolu fay hattının dünyanın en tehlikeli fayı olduğunu vurguladı. Bu haritaya bakarsanız Karlıova orada. Karlıova'dan bir Kuzey Anadolu fayı geçiyor Erzincan'a doğru. Bu fay dünyanın en tehlikeli fayı. Bir de Doğu Anadolu fayı var. Karlıova'dan işte Malatya'ya doğru gidiyor, Hatay'a doğru. Daha yeni depremler oldu. On binlerce insanımız öldü. Bir de bakın Malatya fayı var. Şurada görüyorsunuz Malatya'nın batısında yeşil yurt falan yazıyor. Bir de Pülümür'den oraya doğru giden bir başka bir fayımız var. Ovacık fayımız var. Fayların hepsi aktif faylar. Bakın deprem böyle her gün olacak gibi zannetmeyin. Şu bizim Bingöl'den Elazığ Malatya'yı vuran fay var ya, Doğu Anadolu fayı. 500 senede bir çok ciddi deprem üretiyor. Yaklaşık diyorum. Yani yılda bir santim hareket ediyor. Siz o yılda bir santimi duymazsınız. Anadolu yılda bir santim batıya, Akdeniz'e doğru gidiyor. Onu biz duyamayız. Ama bunlar orada stres biriktiriyor. Stres biriktiriyor. Şimdi 500 senede bir yaklaşık diyelim üretiyorsa bu fayı, demek ki bu bizim son yaşadığımız depremler, yani bu çevrede özellikle çok eskiden birikmiş olan stresin belirli nedenlerle açığa çıkması sonucu olan şeyler. Dikkat edin, Elazığ her taraftan aktif faylarla çevrilmiş. O Kuzey Anadolu fayı, yani Erzincan'la Karlıova arası 250 senede bir stres biriktiriyor. O zaman, yani bu çok önemli. Özellikle belediye başkanıma bunu hitap ediyorum. Elazığ bir dilim üzerinde. O dilimin her tarafı faylarla çevrili. Ve her fay belirli bir zaman sonra Elazığ ve çevresine. Orada dilimi görüyorsunuz bakın. Yani bir tarafta Erkenek, Malatya var, öbür tarafta Karlıova, Erzincan var. O arada Tunceli, Pertek, Elazığ, hepsi bir dilim içerisinde tamamen kırmızı çizdiğim faylarla çevrili. Bunlar deprem üretecek, üretirse Elazığ değişik ölçeklerde muhakkak etkileyecek.